Vallahi artık düşmeseydi ben indirecektim aşağı. Hepsine sağlı solu dalacaktım yani. Ya Cemreler güzeldi, hoştu, iyiydi, geldi de... ...bu mis gibi havada kardeşim nasıl gireceğiz biz? Sınıfa ders yapacağız ha? Orası öyle. Güzel kardeşim. Siz hiç merak etmeyin. Bu arkadaşınız her şeyi dikildi. Bugün dersi bahçede işleyeceğim. Allah Allah. Kim demiş onu? Kimse demedi. Ama... ...şu elinde görmüş olduğunuz o suruk kokusunu sınıfa dikince öğretmen söyleyecek. O ne lan? Sen kendinden çıkan gazları artık ambalajlatmaya başladın lan galiba. Gerçi iyi bir şey ya çevre için. İyi başladın. Allah'ım ya Esin ya. Siz dalganızı geçin oğlum. Avrupa'da bu böyle değil oğlum. Vallahi bak, misal Milano'da osurmak ayıp değil, gelirmek ayıp. Hocam bir dakika, sen şimdi diyorsun ki ben bu bombayı atacağım sınıfa... ...ve hoca dersi dışarıda işletecek, öyle mi? Aynen öyle gider kardeşim. Vallahi ben sanmıyorum kardeşim. Diyecek ki 5 dakika havalandıralım sınıfı, ondan sonra da derse devam edecek. Ya dalga mı geçiyorsunuz siz abicim benimle ya? Öyle 5 dakika pencere havalandırmakla çıkmaz bunun kokusu. İş gibi kokuyor oğlum, çok beter kokuyor. Bir dakika, bu şey senin ayak kokundan da mı beter? Yok, o kadar değil. Bak şimdi, iyi izle. Camileler! Hoca ne yaptın ya? Öf! Bu ne be? Ay iğrençsin ya. Ya atmosferi zararı. Ya karabiber istiyorsan su vereyim. Yok yok. Yok geçer şimdi. Camiler! Benim sayemde dersi bahçede işleyeceksiniz. Hay be! Çünkü Bulgaristan'ın Birinci Dünya Savaşı'ndan ayrılması üzerine... ...Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki kara bağlantısı kopmuştur. Ne yapıyorsun sen? Almanya'nın gücünün azalması... Bu işin kokusu çıktı Cimbalca. Neyin kokusu çıktı? Ya sınıfta derdi işte benim. Anlamsız olduğunu düşünen Osmanlı hükümeti... ...Wilson ilkelerine güvenerek ateşkes yapmaya hazır olduğunu duyurmuştur. Evet arkadaşlar, günümüzde bile ayrı bir öneme sahip olan Türk-Alman ilişkileri çok eskilere dayanır. Bunun için... Bu koku. Öf be kardeşim. Bu ne be? Abi. Ceset mi yediniz be? Ya biri fena saldı galiba ya. Hocam bir de bu sessizliği en fenasıdır ya. Anlaşılan sınıftan bir arkadaşınızın bağırsakları bayağı bozulmuş. Ya hocam bence bu toynaklı birinin işine benziyor. Ya hiç de bile yani ya. Allah Allah. O zaman ben toynak deyince niye atladın? Demek ki artık çift toynaklı olduğunu kabul ediyorsun. Ya bu bana yine ne dedi ya? Ay boşver ya. Hocam ya çok kötü koktu burada. Gaz maskesiz durulmaz artık. İyi terit dedim ya. Leş gibi koktu görmüyor musunuz ya? Hadi dersin. Dışarıda bahçe değil değil. Hadi ne ola? Gerçekten çok fena dayanılacak gibi değil. Buldum. Hocam. Bence herkesi teker teker koklayıp kimin yaptığını bulabilirsiniz. Ay Zekici, bunu benim için yapar mısın? Olur. Ya! İyi de ben kendimi nasıl koklayacağım? Furki! Hacı 2 dakika beni koklayıver ya. Sus, ağzına çarpacağım şimdi ha. Ya! Ya öğretmenim, Allah leş gibi kokuyor burası ya. Biri yanmış tekerlek miymiş neymiş ya? Hadi çıkalım artık bahçeyi ya. Evet hocam, burnumuzun direği kırıldı ya. Pekala. Hadi bakalım. Derse bahçede devam edelim. Dayanılacak gibi değil. Oh be arkadaş ya. Ya sanki çocuğa bir şey dokunmamış da direkt birini yemiş gibi kokuyordu yemin ediyorum ya. Vallahi büyük sıkıntı yapmış kimse. Ne demişler güzel kardeşim? Zart osuruk. Mis osuruk, fıs osuruk, pis osuruk. Ay be! Kamiller, ben şey demedim mi? Bak işte dersi, bahçede işliyoruz işte. Bir şey söyleyeceğim, sen yalandan mı sıktın yoksa gerçekten saldın mı? Ne yapacağım? Sen beni hiç tanıyamamışsın. Ben kapalı alanlarda öyle şeyler yapmam. Koku döktüm. Kamiller! Ay be! Hem ben yapsaydım, şu an burada bile olmazdınız. Allah'tan yapmamışsın yoksa bütün okulu karantinaya almak zorunda kalacaklardı. Çernobil'den sonra en büyük felaket Orço. 2 O ile. Hay! Bakalım yaptığım bu numaranın kokusu çıkacak mı? Kızım daha ne çıkacak koku? Çıktı çıkacağı kadar baksana. Kıkıyor lan. Kokmuyor, öldürüyor. Daha iyi hatırlat şuraya. Nereye? Ay yok, ben çok üzülüyorum be Elçin sister'ıma. Ay böyle vallahi kendimi falan hırpalıyorum ya.
Ay benim bu sosyetik arkadaşıma gayet kendi gibi sosyetik bir tane böyle boyfriend bulmamız lazım. Böyle tırnak içinde vergi rekortmanı, efendime söyleyeyim presentable, böyle yakışıklı. Ama tabii yani benim çevremdeki bütün erkekler benim daha önceden sevgilim olduğu için bu konuda size yardımınıza ihtiyacım var şekerim. Aslında böyle bizim sitede var bir iki tane çocuk. Benim de tanıdığım bir iki kişi var. Çok güzel de yani şimdi bu Elçin Sister'ım, Bayramoğlu varoşunun vudu vudu büyüsünün etkisiyle hayatta kabul etmez yani onlarla buluşup konuşmayı. O zaman biz de hiç muhatap olmayıp çocukları bir kafeye çağırıp, Melis'i de çağırıp bir bahaneyle kaçıp onları masada yalnız bırakırız. Sen ne dersin Damutu? Sanki kendi padırının bulduğu fikir de bana satıyor Allah'ım yarabbim ya. Demedim mi ben ki? Sayemde dersten yırttınız kâbiler. Haydi. Saksıyı çalıştıracaksın güzel kardeşim. Vallahi o saksının içinde bir bitki yaşadığından eminiz o çocuk. Evet hem de en gübrelisinden. Ma, size de iyilik yaramıyor. Nerede kalmıştık çocuklar? Hocam en son Almanlar geri çekilmiyordu. Yapmayın hocam ya. Bahçede mi yapacağız dersi? Birazdan herkes gelir. Ne var bunda? Yağmur başlıyor. Allah'tan yağmur başlıyor ya. Hocam yağmur başladı. Okula mı geçsek artık? Hiç sormuyorsunuz kamiller bu yağmuru nasıl başlattım diye. Yağmur doğasından mı çıktın? O sıra mı bu? Siz istemediniz mi sınıf havasız dışarıda ders yapalım diye? Hadi bakalım. Ben size dedim bu işte bir iş var diye ya. Lan hava güzel diye ders kaynatalım dedik. Hem senin osuruna maruz kaldık hem de yağmura maruz kaldık. Gereksizsin oğlum sen, gereksizsin ya. Allah Allah, bana dikkat ediyorsunuz kardeşim. Ne alakası var ya? Meteoroloji tahmin edemiyor, ben mi tahmin edeyim? Başını dememişler, tarihi affetmez diye. Hocası da takmış oğlum. Sus lan Turşu, senin yüzünden sırılsıklam oldu. Cezalısın. Git bize bir şemsiye bul. Aldı canım. Osuruktan teyare, selam söyle o yare. Ya paşa, dalayım mı buna ben? Allah ne verdiyse. Gel lan buraya. Ne olur şey yapmasana. 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 Geçmedi kokusu ya. Neyse. En azından sınıfa kötü koku atmadan önce camdan dışarı bakmayı öğrendiniz. Kız. Alif. Ohlayayım mı? İki nefeste kuruturum vallahi seni. Hadi be oradan. Lağım çukuruna düşerim daha iyi. İçim gıcıklanır diyorsun ha? İtiraf et kız. Sadece içim gıcıklansa iyi. Sana her tarafım gıcık oluyor Orçu. Müdüre, birinci Esma Sultan. Saatler olsun arkadaşlar. Sağ ol. Arkadaşlar, size güzel bir haberim var. Sadece güzel bir haber mi? Yanında bir tane de kötü haber yok mu? Niye yok? Yok. Arkadaşlar, arkadaşlar diyorum aramızdaki yaşlık farkından dolayı. İyi haber neymiş hocam? Meslek günleri tertipliyoruz okulumuzda. Okulun meslekçisi için yürüyecek ha? Güney? Necmi? Ne haber ya? Ne zaman geldin peki? Dün geldim be teyzeoğlu. Eve uğradım teyzemle Gülcan'a merhaba demeye. Senin burada olduğunu söylediler, geleyim bir göreyim. Eyvallah Kedat Urge. Arkadaşlar Necmi tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız ya, sihirbaz Necmi? Hoş geldin. Hoş bulduk çocuklar. Ne diyeceğim? Sana bir şey söyleyeceğim. Sen de kendinden soğutma büyüsü var mı ha? Ayıptır söylemişi. Okulda bir tane kız arkadaşım var da Alice diye. Sürekli benim peşimde dolaşıyor ya. Kendimden soğutmak istiyorum ben onu. Orçucuğum kusura bakma ama Alice senden soğutmak için bir sihre falan gerek yok ki. Yani kız seni ne zaman görse buz kesiyor zaten. Valla kardeşim o numara yok ama bozuk parası olan var mı? Bozuk parası, bozuk paran var mı paşa? Sende var mı? Neyse ki bende var. Hayret. Parayı görüyorsun. Gördüm evet. Avucunu aç. Açtım.
Hadi be. Dua. Param nerede? Param ver. Açayım param oğlum, tok yaptım. Aa, ben de mi yamadım şimdi? Param verdin ya. Param verdin. Seni param verdim. Param verdin ya. Ver seni paramı. Bağırma ya. Para bende değil zaten. Sende. Para. Ya nasıl yapıyorsun? Bana söylesene bak, vallahi billahi kimseye söylemeyeceğim. Sakın ha, sakın. Eğer bak şimdi söylersen bugün İstanbul, yarın Türkiye, öbür haftada bütün dünya öğrenir yemin ediyorum. Bu da numara mı böyle cacığım? Benim Milano'daki amcam bir dönem avrakadavracı olarak çalışmıştı Milano'da. En son San Siro stadını yok etti. Ondan sonra yenisini yaptı Kamiller. Adını da Giuseppe Meazza koydular. Sus lan Tosun. Ulan senin amcan o kadar yetenekli olsa önce seni kaybederdi böyle yiyen olmaz olsun diye ya. O ne öyle be? Vallahi dedikodu malzemesi sayılacak bir şey olsaydı kesin o birim olurdu. Orço, bu ne? Benim için küçük ama kadınlar için büyük bir site. Hedeflerime step by step olarak ilerliyorum. Hay be! Kızları mıncırmanın ufak bir kısa yolu diyebilirsiniz. Beni bir işler çeviriyor. Ya ulan buna topaç versen çeviremez. Bakalım bu sefer ne çeviremeyecek? Kendimi tanıştırayım. Estetik ve plastik cerrahi Doktor Salgın Solak. Mühim oldu efendim, mühim oldum. Yalnız yanlış anlaşılma olmasın. Plastik derken 18 plastik. Ay be! Orada 18 plastik yerine spastik yazsa sana daha bir uygun olurdu gibi. Oğlum sen ne anlarsın estetikten? Allah Allah! Sanata ve estetiğe değer veriyorsa benim suçum bu. Bir de kızlar tuvaletine en yakın sınıfı asmış ilanı. Evet, ağımı buraya attım. Şimdi bana gelen bıcırların çiçiklerini, gözlerini, kaşlarını, dudaklarını, bacaklarını, mıncırma zamanı. Karşınızda estetik ve plastik cerrahi Orçun Çolak. Pardon, Sorgun Salak. Ha, kafayı yemişsin sen. Orçuncuğum, bence estetik senin kafana lazım. Ama dışına değil, içine. İçine. İki. Siz ne anlarsınız estetikten be ha? Ne anlarsınız? Yarın bir gün okulu bir secret defilelerine çevirdiğim zaman yanıma gelecektiniz koştura koştura. Orçacığım ne olur benim boyumu uzat. Orçacığım ne olur çarpık bacaklarımı düzelt diye. Ama ben hiçbirinize yüz vermeyeceğim. Birazdan ağıma düşecek bıcırları küçük heykel tıraş dokunuşlarımla baştan yaratacağım. Ay be! İşte söylediklerini yemezsen böyle bir deri bir kemik kalırsın. Hay be! Kızlar adamı yakaladık, konuşmaya daha başlamamış. Buyurun, 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 buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun, oturun. Hoş geldiniz. Geleceğin plastik ve estetik cerrahi uzmanları. Konuşmama daha henüz başlamadım. Yerleşin bakayım, yerleşin, yerleşin. Aferin size, aferin. Konuşmama başlayabilirim. Öncelikli amacım sizlere hizmet etmek. Sizleri göze ve dile hitap edecek bir şekilde yetiştirmek. Evet, sorularınıza başlayabiliriz. Sorularınıza istediğiniz organınızdan başlayabilirsiniz, evet. Hocam, hocam şey, ben dudaklarımı yaptırmak istiyorum. Yaptırmak istiyorum derken? Neden? 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 Bence senin dudaklarının tadı, yani şekli çok güzel. Başka bir taraflarını yaptırsak senin şimdi. Hocam ama siz onların başına geleni bilmiyorsunuz. Hiç haz etmediğim bir yaratık tarafından öpüldüler. Orça adında bir yaratık. O günden sonra kimseyi öpemedim. Bence sizin dudaklarınız bu zamana kadar gördüğüm dudaklar arasında ilk ona girerler. Bence dokusunu bozmayalım onların. Şöyle bir dudaklarınızı büzün bakayım şöyle bir. Şöyle yap bakayım. Çok güzel. Bir tane bir öpücük at bakayım bana. Dudak küsmesi. Dudak küsmesi mi? Evet, dudak küsmesi. Bir kişide bir görülen bir hastalıktır bu.
Tıp bu konuda diyor ki, size bu travmayı yaşatan kişiyi siz de öperseniz sorun ortadan kalkar. Vallahi bak, gerçekten yemin ederim. Hakikaten kız, daha söylemiyorum, tıp söylüyor onu. Kimi? Orçu'yu mu? Hmm. Ölürüm daha iyi doktor bey. Yani ben kaşlarımı kaldırtmak istiyorum ama emin değilim. Bence sizin kaşlarınızı değil de farlarınızı böyle birazcık dikleştirmek lazım. Farları derken gözaltı torbalarını kastediyorsunuz herhalde. Hayır canım ya. Far derken ben böyle senin çiçeklerinden bahsediyorum. Bu çiçekler var ya kız, bu çiçeklerden bahsediyorum. Onları birazcık sertleştirmek lazım ha, böyle dikleştirmek lazım. Böyle balon gibi yapmak lazım. Mondafon ineği gibi olsun onlar, kocaman kocaman olsunlar. Aa, utanma. Utanma, tıp da ayıp diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Keşke böyle hepimiz çırılçıplak soyunsak ha. Cıbıl cıbıl dolaşırsak böyle ortalıkta. Ben de sizin nerenizde ne var daha rahat görmüş olurum böylelikle. Sizin neyiniz var, siz söyleyin bakayım. Doktor bey, ben de botoks yaptırmak istiyorum. Botoks? Buyurun gireyim bakayım şöyle. Şöyle durun, bir dönün bakalım. Güzel, bir de bu tarafa doğru dileyin. Şey, yalnız ben boynuma yaptırmak istiyorum. Boynunuza? Bakayım şöyle boynuna. Bir de şöyle. Boynunuz gayet iyi. Gerçekten çok güzel bir boynunuz var. Hem böyle sarkık boyunlar iyidir. Sarkık boyun olunca herkesin sarkması kolay olur. Hay be! Şöyle alalım bakayım ben sizi. Ama sizin basenleriniz birazcık fazla ya. Gerçekten bak fazla. Şu sağdan birazcık alabilirim. Buldum! Gençler relax olun. Hepinizi düzelteceğim. Senin dudaklarını alıp sana, senin kaşlarını alıp sana, senin çiçeklerini alıp sana, senin basenlerini de alıp bana taktığımız zaman problem ortadan kalkar. Bu boyun bir kadının en hassas bölgelerinden biridir. Hissediyor musun sen şimdi? Söyle bana bakayım. Evet. Peki operasyon sonrasında böyle hissizlik olacak mı? Hayır canım. Tam tersine. Tam tersine. Boynun o kadar güzelleşecek ki senin o güzel boynunu ta bir kilometre öteden fark edecekler. Ama hocam... O güzel dudaklarını konuşmak için harcama. Keza o dudaklar iki ergen arasında en sık karşı karşıya gelen sağ duyu organlarıdır. Birini kızdırmak için kötü laf söyleyebilirsin. Ama bir diğerini de mutlu etmek için öpebilirsin. Efendiciğim, sizi gökte ararken olmaktan korktuğum yerde buldum, görüyor musunuz? Siz de tıpışın bakayım. Hadi, hadi. Ne diyordunuz? Biz o konuyu kapattık. Çoktan bitti gitti o konu gitti. Ben açarım. Tıpta ayıp olmaz biliyorsunuz. Benim ufaklıkları yaptırmak istiyorum. Gerçi ben memnunum görüntülerinden ama bir de siz bakar mısınız? Aa, bayıldı galiba. Doktor, doktor kalksana. Şuncağızlara baksana. Aha, şu hat size haddini bildirip hemen sizinle ilgileniyorum efendim. Yürü terbiyesiz. Bütün okulu böyle gezdireyim de gör gününü. Ya, Amerika'nın ben de şaka yaptım. Şakan batsın senin. Benim göğüslerimi ne Doktor House'lar ne Doktor Shepherd'lar görmek istedi de göstermedim. Sana mı kalmış doktorculuk oynamak? Hadi tıpış. Öğretmenim, tıpışmasına tıpışırım da... yalnız tıpışmadan önce dürüst öğrencilik ilkem gereği size bir şey söylemek istiyorum. Sondaki daha güzel. Biz sihirbazların yaptığı işin sihirle büyüyle ilgisi yoktur. Hızlı hareket etme, görselliği manipüle etme... ve dikkati başka bir yere toplamaktır amaç. Arşin, şşşt! Paran Arşin oğlum, ne yapıyorsun? Arşin oğlum paran, ne alıyorsun ya? Trafo, paran da Arşin, söyle. Alan geç, senin mi para? Benim mi para? 23-24, benim değil. Bravo abi. Şu ilk
Koncanların velilerine sınıflarını verip bizi böyle ortada bıraktılar ya. O Esma Sultan'a sağlı solu dalacaksın ya. Tamam, boş ver bir trafo. Takılırız işte ne güzel. Ya Necmi, elindeymişken şu trafonun içinden çekip alsan şu sinirini de sihirle. Böyle ani patlamalar yaşamasa, sağlı solu dalmasa kimse ha? Ya niye canım? Trafo böyle gayet iyi. Eyvallah karabiberim vallahi. Sen de olmasan. Allah, olacak bu iş. Ha, olacak olacak, güzel olacak ya. Evet arkadaşlar. Çikolata mı vardı? Balonun rengini görüyorsunuz. Evet, siyah. Siyah. Orçuncu bana yardımcı olabilir misin? Tabii. Hokus pokus diyebilir misin? Tabii. Hokus pokus. Yalnız artistik hareketlerle. Allah'ım ya, yapayım artistik hareketleri var. Hokus. Hokus.